Muhterem müminler, Ali İmran suresinin 106. ayetini okudum. Allah-u Teala orada şöyle buyuruyor: bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin de kara olduğu günde, yani kıyamet günü, yüzleri kara olanlara şöyle denecektir: ekefartum ba'di imanikum, imana gelmenizden sonra, inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn, o zaman kafirliğinize karşı bu azabı tadın. وَمَّا الَّذ۪ينَ بْيَبْتَتْ فُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Yüzleri ak olanlar da Allah'ın ikramı içerisinde olacak. Ve o ikram içerisinde ölümsüzleşeceklerdir. تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ Bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana gerçek olarak. وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ Allah kimseye haksızlık yapmak istemez. Yani bir kısım insanlar kafirse, bilmeden kafir olmuş değillerdir. Kafirlik, bilinçli bir eylemdir. Herkes bilerek, İsteyerek kafir olur. Kesin karar verir. Hatta kafirlik insanın fıtratına ters düştüğü için ciddi gayret ister. Böyle gayret gösterilmeden kafir olunmaz. Yani bir tercih onu kafir ya da mümin yapar. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın iki türlü ayeti vardır. Birisi indirdiği ayetlerdir ki Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen küçücük değişiklikler olan ama aslı aynı olan kitaptır. Bir de Allah'ın yarattığı ayetler var. Onlar da bütün kainat, bütün varlıklardır, insanların kendi şahıslarıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estağfirullah, senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. O insanlara ayetlerimizi göstereceğiz. Hem çevrelerinde hem kendi vücutlarında. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Şu kesin olarak ortaya çıkacak onlar için. O haktır ve gerçektir. Yani Kur'an-ı Kerim hak ve gerçektir. Şimdi bunlar Kur'an'la yüz yüze gelenler için. Şimdi sizin içinizde hepinizin şu olayı yaşamış olmanız lazım. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anladıkça ben zaten böyle düşünüyordum, zaten böyle istiyordum dersiniz. Bu ne demektir? Sizin vücut yapınıza, kafa yapınıza, yaratılışınıza uygun olduğunu gördüğünüz için özümsüyorsunuz. Bir yiyecek yeseniz, bozuk bir yiyecek, mide onu kabul eder mi? Dışarı çıkarırsınız ve vücudunu rahatsız eder. Ama bazı yiyecekleri yersiniz, oh rahat ettim. Çünkü vücudunuza tamı tamına uyum sağlayan yiyeceklerdir. Allah'ın kitabını doğru anladığınız zaman da tamam ben zaten böyle olması lazım kardeşim, başkası olmaz ki dersiniz. Peki bunu size söyleten ne?
Belki hayatınızda hiç Kur'an-ı Kerim okumamış olabilirsiniz çocukluğunuzdan itibaren. Doğup büyüdüğünüz aile din düşmanı bir aile de olabilir. Hiç önemli değil. Çünkü kararını siz kendiniz verirsiniz. İman kalp ile tasdiktir. Kalp kişinin en hür olduğu yerdir. Oraya hiç kimsenin müdahalesi mümkün değildir. Ne anneniz müdahale edebilir, ne babanız müdahale edebilir, ne elinde kılıcı olan, tabancası olan hiç kimse müdahale edemez. Belki sizi inancınızın tersi bir şekilde konuşturabilirler, buna güçleri yeter ama kalbinizde olanı değiştiremezler. Siz çevrenizde yaptığınız gözlemlerle düşünün, bunu çok net hatırlayacaksınız. Zaman zaman bir takım olaylar tabiatta baş başa kalma sırasında Cenab-ı Hak'la aranızda şöyle bir sözün geçtiğini görürsünüz. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Aman Allah'ım şuraya bir bak. Senin büyüklüğün karşısında bizim yapabileceğimiz bir şeyimiz yok. Bu bize çocukluğumuzdan beri öğrettikleri Elestü bi Rabbikum olayıdır. Ölene kadar sık sık tekrarlanır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye her defasında Allah bize kalbimizin içinden seslenerek söyler. Biz de evet Rabbimsiniz. Onun için eşhedü deriz. Yani ben şahidim. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Çünkü Allah'ın ilah olduğu konusunda her şeyi şahitlik eder. Bir peygambere gerek yok. Bir okulun öğretmesine lüzum yok. Annenizin babanızın bir şey söylemesine hiç gerek yok. Çünkü eğer annenizin babanızın söylemesi olsa babamın dediğine göre Allah'tan Allah vardır, birdir dersiniz ki o eşhedü olmaz. Eğer okulda öğrendiğinize göre olsa İşte öğretmenim bana söyledi, okul kitabında böyle yazıyor, din kitabında şöyle yazıyor. Onunla eşhedü olmaz, orada yanlış olabilir o. Şimdi burada size hutbe okuyorum. Dışarıya çıktınız, bu camide Abdülaziz Hoca'nın hutbe okuduğu konusunda şahitlik eder misiniz? Niye? Gözünüzde görüyorsunuz. Ben olmadığım konusunda etrafta herkes ittifak etse siz kabul edebilir misiniz? İşte o eşhedü olur. O eşhedü olur. Ben şahidim olur. Ama dışarıya çıkıp da sizden 8-10 kişi bir yerde dese ki bugün Mustafa İslamoğlu Hoca'nın mescidinde Abdülaziz Hoca hutbe okudu. 10 kişi birisine söylese. Arkasından birkaç kişi de dese ki ya ben Abdülaziz Hoca'yı bugün Süleymaniye Camisi'nde gördüm. O şahıs ne yapar? Hangisi doğru der değil mi? Orada eşhedü olur mu? Şüphelenir. Bakın eşhedü demek öyle kesin bir bilgidir ki onun yerini hiçbir şey tutmaz. Onun için Müslümanlar inançtan ifade ederken eşhedü derler. Eşhedü en La ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Bu sadece sizin için değil. Bu şeytan için de aynı şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim'de baş kafir olarak Cenab-ı Hakk'ın bize tanıttığı iblis için de aynıdır. İblis Cenab-ı Hakk'ı hiç inkar ediyor mu bizim bildiğimiz anlamda? Diyor ki Rabbi enzirni ila yevmi yub'atun. Ya Rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver diyor. Kıyamet gününü de inkar etmiyor. Peki niye kafir oluyor? Bütün insanlar ister Kuzey Kutup'ta yaşasın ister efendim dinsizliğin ana merkezi olan bir yerde doğmuş büyümüş olsun.
Eşhedü en la ilahe illallah hepsinde elde birdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu sebeple siz Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlarsınız. Hiçbir peygamberin Allah'ın varlığı ve birliğini ispat için herhangi bir şey söylediğini göremezsiniz. Çünkü buna hiç kimsenin ihtiyacı yok. Söyledikleri nedir? Allah'tan başkasına kul olmayındır. Allah'la aranıza bir tanrı sokuşturmayındır. Şeytan kendi nefsini tanrılaştırmıştır. Allah bir şey söylüyor, ben de bunu söylüyorum diyor. Ben dediğim senden daha doğrudur. O zaman sen kendini o açıdan Allah'la eşitliyorsun. O zaman müşrik oluyorsun. Peki neyle müşriksin? Sen kendini Allah'la eşitlemekle müşriksin. İnsanların bir kısmı böyledir. Bir kısmı bazı ilim adamlarını Allah'la arasın. Allah böyle diyor ama falan alim de böyle diyor. Bu konuda bu daha doğrudur dediği an müşrik olmuşsun. Ya da falan hoca böyle diyordur. Onun için şeytan doğru yolun üstünde oturur. Şeytan bazen karşınıza büyük bir hoca olarak çıkar. Ki çoğu zaman %90 öyledir. Çünkü din kullanılmadan insanlar saptırılmazlar. Mutlaka din kullanılarak saptırılır. Mutlaka doğru yolun üzerinde oturur. Şeytanı başka yerde arayan yanlış arar. Mutlaka doğru yolun üzerinde oturur. Karşınıza tam istediğiniz bir tipte çıkar. Ve sizi küçük küçük saptırmalarla Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Ama siz yanlış olduğunu içinizde hissedersiniz. Çünkü bu vücut yanlışı kabul etmez. Tıpkı yanlış bir diyeceği vücudun reddetmesi gibi. Ama bu defa iki şey arasında kalırsınız. Menfaatleriniz mi? Doğruluk. Menfaatlerinizi tercih ederseniz bir sürü insanlara karşı şey yapmanız lazım. Tavır koymanız lazım. Bu da ağır gelir. Viran olası hanede evladı iyal var demeye başlarsınız. Evet ama onu yaratan da var. Sana ne? Bunu diyebiliyor musunuz? İşte Cenab-ı Hak insanları öyle hassas yerinden imtihan eder ki dünyanın en büyük alimi de olsanız 5 para etmez bu. Çünkü kafir olanları İbrahim suresinin 2. ayetinde şöyle şey yapıyor, tanımlandırıyor. Ellezine istahibbunel hayated dünya alel ahire. Hemen yaşadıkları hayatı ahiretten çok sevenlerdir. İşte şeytan da bunların yeniden dirileceği güne kadar buna süre ver dediği zaman ahireti biliyor ama o anda kendini frenleyemiyor. Ahireti inkar etmiyor. Dikkat edin, kafir olan demek ki Allah'ı yok sayan değil. Allah'ın bir tek emrini bile önemsemediğiniz zaman şeytanla aynı olursunuz. Hiç önemli değil. Ama kendinizi dindar sayarsınız. Kendinizi dindar. İki tane ayette şeytan inni ahafullah rabbel alemin der. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Böyle biri kendisini kafir sayar. Onun için herkes kendini dindar kabul eder. Yeryüzünün bütün insanları dindar kabul eder. Peki ateist kimdir? Karşısındakinin dinini reddettiği için onun verdiği isimdir o ateist. Yoksa kendine göre bir dini vardır onun, kendi kafasına göre. İşte herkesin kalbinde doğru bir inanç var. İşte o inancı şöyle bir şeyle örtüyor. O zaman da kafir oluyor. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. O gün bir kısım yüzler ak, bir kısım yüzler de kara olacak.
kıyamet günü. اَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَتَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri ak olanlar. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz denecektir onlara. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? İnancınızın üstünü bir şeyle örttünüz mü demektir. Orada duruyor. Örtmeye sebep olan da tamamen insanların dünyadaki beklentileridir. Menfaatleridir. Ahireti dünyaya tercih etmek değil, dünyayı ahireti tercih etmektir. Halbuki akıllı insan, ya buradaki bu dünyada kim kalmış ki? Benim neyim var ki? Sahip olduğum her şeyi Allah vermiş. O zaman ben Allah'a karşı nasıl yanlış yapabilirim? Demesi lazımken öyle demiyor. Kendisini Allah'tan daha akıllı görüyor. İşte inancını örtmüş oluyor. فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O zaman bu kafirliğinize karşılık azabı tadın. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَلَكُمْ Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kâlallahu Teala Azze ve Celle fi kitâbihil kerîm ve cahadu biha ve isteyqanetha enfusuhum zulmen ve ulubba fanzur keyfe kâne âkibetul mufsidin Sadakallahü'l-Azim. Şimdi size Neml suresinin 14. ayetini okudum. Bu ayette Allah-u Teala Firavun ve hanedanını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de ateiste örnek gösterecek bir şahıs arasanız Firavun'dur. Hani söylüyoruz ya, yani Kur'an-ı Kerim her yerde söylüyor, biz de onu tekrarlıyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. O zaman diyorlar ki, peki bu insanlar yalan mı söylüyor? Evet, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Kur'an-ı Azimuşşan'a bakarsanız, kezzebe fiili değişik şekillerde geçer oldu. Kezzebe hem lazım geçer hem müteaddi geçer. Yani hem yüklem alır hem almaz. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak ve ma yukezzibunek ve lakinne'z-zalimine bi ayatillah yechadun buyur. Ya Muhammed, bunlar seni yalanlamıyorlar. Bu mef'ul alıyor. Yani senin yalan söylediğini şey yapmıyorlar. Sen doğru söylediğini bunlar biliyor. Peki, bu zalimler Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalan söylüyor. Peygamberimiz üzülüyor. Ya bunlar bana sen yalan söylüyorsun diyorlar. Ben yalancı değilim. Yani bir insanın yalancı yerine konması o insanı çok üzer gerçekten. Allah-u Teala da diyor ki وَمَا يُكَذِّبُونَكَ Bunlar seni yalancı saymıyorlar. Hangi ayette baktım? En'am suresi 33. ayetmiş. Tamam.
Hatta ayetin başı şöyle. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّكَ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Çok iyi biliyoruz ya Muhammed. Bunların söylediği söz seni gerçekten üzüyor. Yalan söylüyorsun diyorlar. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Şunu bil ki onlar seni yalancı saymıyorlar. Yani senin yalancı olmadığını çok iyi biliyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِيمِنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْحَدُونَ Ama bu zalimler Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylüyorlar. Çünkü hesaplarına gelmiyor. Çünkü hayat tarzlarını değiştirmek istemiyorlar. İşte az önce okuduğum ayette Firavun ve hanedanının tavrını ortaya koyuyor. Neml suresi 14. ayet. Musa aleyhisselam mucizeleri gösterdi. Ama Firavun inanmıyor. Diyor ki Allahü Teala وَجَحَدُوا بِهَا Bunlar bu ayetler karşısında bile bile inkar yoluna gittiler. وَاسْتَيْقَنَتَ اَنْفُسُمْ Ama içleri kesin bir bilgi içerisindeydi. En küçük şüpheleri yok. Bunların Allah'ın gönderdiği mucizeler olduğuna, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğu konusunda en küçük şüpheleri yok. Peki böyle biri kendini kafir sayar mı? Kendini kendi açısından kafir sayar mı? Düşünün bakalım. Saymaz. Allahü Teala Araf suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Buyuruyor ki Estağfirullah فَر۪يقًا هَدَى وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَ Bir grubun Allah hidayete ermiş kabul etmiştir. Çünkü yaptıklarının sonucu bu. Öğrencinin sınıf geçmesi gibi bir şeydir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. Peki sapıklığı hak edenler kim? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile kendi arasında bir takım şeytanları dostlar olarak koyarlar. Ve yahsebûn ennehum muhtedûn kendilerine doğru yolun ortasında hesap eder. Peki Firavun'un kafir olmasının sebebi neymiş? Ve cehadû bihâ ve seykânet enfusum zulmen ve ulûvvâ. Haksızlık yapmak için. Çünkü bunlar kim? Bunlar bizim kölelerimiz gelmiş başımıza geçmek istiyor. Bir de üstünlüğünü devam ettirsin diye. Ne? Dünyayı ahirete tercih. Doğruyu bilmediği için değil. Şimdi bu şuurlu bir eylem mi? Bu insan cezayı hak ediyor mu? Onun için Allah ceza veriyor. Yoksa Cenab-ı Hak hiç kimseyi şey yapar. Efendim bazıları derler adamın ne suçu var? Bir kafir aile içinde büyüdü. Orada şey yaptı. Şimdi cehenneme mi gidecek? Hayır kardeşim. Mümkün değil. Bir insanın annesi, babası, bütün çevresi kafir olabilir. Ama Allah ona kendi yarattığı ayetleri okutur. Hiçbir peygamber gelmiş olmayabilir oraya. Ya da Allah'ın emirlerini getiren hiç kimse gelmemiş olabilir. Araf 173-174'te Allahü Teala diyor ki bu durumu anlattıktan sonra en tekûlü yevmel kıyâme inna kunna an hâzâ gâfilin. Yok 172 bunun sonu. Bir de 172-173. 172'nin sonu bu. Bir de 173 okuyacağım. Sonra kıyamet günü derdiniz ki ya Rabbi bizim senin varlığından bildiğinden haberimiz yoktu ki bizi niye cehenneme atıyorsun? Evtekûl ya da şöyle diyebilirdiniz. İnnemâ eşreke âbâvna min kabl. Bizden önce babalarımız şirke düşmüş. Ve künnâ zürriyeten min ba'din. Biz de onların arkasından gelen onların çocuklarıydık. Biz ne gördüysek o işte. Efetuhlikuna bimâ faalel mubtilûn. Gerçeği ters gösterenlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? Diyemeyeceksiniz. Çünkü siz yaptığınızın yanlış, o yanlışı bile bile. Siz sadece menfaatlerinizi, o anki menfaatlerinizi Allah'ın yani evrensel değerlere tercih ettiğiniz için. Çünkü Allah'ın emirlerinin tamamı evrensel niteliktedir. Onlar açısından öyle. Tercih ettiğiniz için, yanlışı bile bile yaptığınız için cezasını çekeceksiniz. Estağfurullah aleyh.
ve eselullah li ve lekumut tevfik.